Bilal Bey merhaba. Merhabalar. Öncelikle standınız hayırlı olsun. Büro Malzemeleri Fuarı'ndayız, TÜYAP'tayız şu anda. Kadıoğlu firması yıllardır zaten çok da güzel işlere imza atmış olan bir firma. Standınız da Kadıoğlu olmak üzere de. Ben öncelikle buranın faaliyetlerinden, hizmetlerinden önce fuar izlemenizi merak ediyorum. Nasıl geçiyor fuarınız? İlk gün bugün. Daha ilk gün. Dolayısıyla bilmiyorum ama inşallah iyi olacak diye dua ediyorum. Umarım sonuna kadar bol bereketli olur. Evet inşallah. Kadıoğlu'na dönecek olursak, ben önce Kabra'nın kuruluşundan itibaren ki hikayeyi sizden dinletmek isterim. Hem kendinizi hem Erdal Kansu'yu hem Kadıoğlu hikayesini bizlerle bir izleyicilerimize paylaşalım mı? Vallahi 1970'te kurulmuş Kadıoğlu. O zamanlar küçük bir kırtasiyeci olarak kurulmuş. Daha sonra işte büyümüş, bugünlere gelmiş. Şu anda ithalat toptan ihracat yapıyoruz. Bayağı bir şeyimiz, portföyümüz geniş şu anda. Gördüğünüz gibi burada da evet. Malzeme açısından 40 Peki. küsur bin malzememiz var. Kadıoğlu deyince akla hangi hizmetler, hangi ürünler gelmeli daha çok? Bilgisayar ve kırtasiye. Yani daha çok. Daha çok bunlar geliyor. Daha ziyade kırtasiye ile kurulmuş ama şimdi bilgisayar da 90'dan bu yana ilerledi. Bayağı da bir yol aldık. Şu anda işte ithalatımız bayağı bir yükseldi. Hı hı. Bilgisayar diyoruz ama bilgisayarın neleri? Çünkü alan bütün, var çok. Bütün aksesuarları. Bulabiliyorsunuz. Bilgisayar, bütün aksesuarları, toner grubu, CD grubu, yani aklınıza gelecek her şey. Zaten elektronik olarak bütün hepsi Çin'den geliyor. Türkiye'de hı hı. veya dünyanın hiçbir yerinde yok. Hele hele şu son şeyden sonra koronavirüsünden dolayı da bütün dünya bu sıkıntıda. Biz de aynı şeyi çekeceğiz tahmin ediyorum. Çünkü bütün her şey oradan geliyor. Yani elektronik malzeme olarak düşündüğünüzde Çin'den geliyor tamamı. Gelmezse evet. ne olur bilmiyorum tabii. Yani harikasın. Peki. Zor. Şimdi tabii ki hizmet sektörü çok zor bir sektör. Hele ki bu sizin sektörünüzdeyse eğer hataya da mal vermeyen bir iş kolu var. Sürekli üretim yapmak zorundasınız. Karşılığında ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına. Kadıoğlu olarak hizmet verirken nelere dikkat edersiniz Erdal Bey? Bizim genelde biz son tüketiciye vermiyoruz. Bizim verdiğimiz hep kendi bize rejistre olmuş firmalara veriyoruz. Onlar son tüketiciye veriyorlar. Dolayısıyla biz bize uygun olan firmalar gidip bizde kayıt oluyorlar ve faturayı direkt onlara kesiyoruz. Toptancılara. Toptancı olarak. Dolayısıyla veya distribütörüz zaten bir sürü firmanın distribütörlüğünü yapıyoruz. O açıdan da şeyimiz yok. Yani bir sıkıntımız olmuyor çünkü birebir değiştirme şansımız da var zaten distribütör olduğumuz için. Garanti kapsamında bütün her verdiğimiz malzeme. Müşterinin emniyeti ön planda. Tabii ki yani. Bu zaten o yüzden de bu kadar çok ilerledi. Peki tabii ki dünya üzerine sürekli de gelişiyor her şeyde. Var mı sizin de farklı projeleriniz, yenilikleriniz? Tabii şimdi biz ofis malzemelerine de girdik. Mesela işte baby eldivenleri. Efendime söyleyeyim çay, kahve, Nescafe, bilmem ne, şeker. Bütün bu ofiste kullanılan tüm malzemelerin içine girdik şu an. Ofiste kullanması istenen her türlü ihtiyacı var. Karşılayabiliyorsunuz. Var. Hepsi var. Yani şu anda adam bize gelip toner almaya kalktığı zaman görürse eğer şeyi de alıyor. İşte ne bileyim ben çay alıyor, kahve alıyor. Ve hepsinin de A bayisiyiz. Doğuş grubunun mesela. Dolayısıyla yerimiz nerede? Ankara bizim kuruluşumuz. 20 bin metrekare bir yerimiz var. Bir tarafta kırtasiye, bir tarafta bilgisayar. Çalışan sayımız çünkü başarı tesadüf değil yıllardır. Çalışan sayımız 115 falan gibi. İstihdam da sağlıyorsunuz aynı zamanda. Tabii tabii. Peki efendim, tabii ki yıllardır siz hizmet veriyorsunuz. Çok da güzel projelere imza atmışsınız elbette ki. Bunu biz sizlerde görebiliyoruz ama tabii ki bunun da belli bir altyapısı var. Yıllardır kurabilmek, bu adı koruyabilmek çok zor olsa gerekti. Bugüne kadar neler yaşandı firmada ve şu anda yere geleceğini hayal eder miydi Kadıoğlu? Şimdi benim anladığım kadarıyla ben bu firmaya 2006'da girdim. Emekli olduktan sonra buraya girdim. Müşavir olarak çalışıyordum. Ama gördüğüm kadarıyla sahipleri, çalışanlar, herkes iyi niyetle çalışıyor. Ve ileriye atak yapabilme şansı veriyor size. Böyle olursa zaten firma ilerler.
Ama birisi çekerse devamlı hiçbir şey yapamazsınız. Kurumsallığı koruyarak, kaliteyi koruyarak ilerlediniz. Tabii. Sizler gibi birçok firma olduğunu görebiliyoruz çevremizde. Herkes de kendi kalitesinden bahsediyor elbette haklı olarak da ama sizi diğerlerinden ayıran özellik nedir? Neden gelmeliler? Kendine münhasır bir yer. Çok enteresan. Tutucu, kendine münhasır bir yer. Ama bu tutuculuk iş açısından hiçbir şeye mani değil. Yani nasıl söyleyeyim size ben? Fikirler uyuşmayabilir fakat iş anında her türlü şeyde size serbestlik tanınıyor. Dolayısıyla bir şeyimiz yok. Yani bir herkesin fikri kendine aittir. O ayrı bir şey. Ama iş anında orayı nasıl ilerletirim diye düşünebiliyorsanız işte o zaman başarırsınız. Sizi tercih edenlere, müşterilerinize, izleyicilerimize, çalışanlarınıza neler söylemek istersiniz? Vallahi bu fuarla ilgili sorarsanız bu fuara ben aşağı yukarı 20 senedir katılıyorum. 20 senedir Kadıoğlu burada kendini gösteriyor. Allah'a şükür iyi bir şekilde gösterdi kendimizi. TÜYAP'la da çok iyi bir ilişkim var. Hepsi beni çok iyi tanırlar. Dolayısıyla hepsine çok teşekkür ediyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgileri Türkiye'de kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenli hizmet anlayışı içinde umarım uzun yıllar boyunca daha da Kadıoğlu'nun ismini duymak dileğiyle. Farklı programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz. Sağ olun.